Merhaba değerli izleyiciler, Sınıf Gözüyle programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Belediye Sendikamızın Genel Başkanı, değerli Genel Başkan Sayın Nihat Yurdakul. Başkan hoş geldiniz. Çok Teşekkür. yoğun bir koşturmaca içindesiniz ama sağ olun bize de zaman ayırdınız. Bugün ele alacağımız konular sendikacılık hareketinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, bu sorunların üstesinden gelinme sürecinde konfederasyonların görevlerini yerine getirip getirmedikleri, sendikal güç birliği platformu, Nihat Başkan da o sürecin içinde en önemli yerlerde bulunuyor. Sürekli kurultaylara katılıyor. Bütün bunları değerlendireceğiz. Başkan çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ülkede sendikacılık harekette bu AKP iktidarda 9 yıldır yaptıklarıyla yetinmiyor. Daha da devam edeceğe benziyor. Siz belediye sendikası olarak bu son torba yasayla ilgili bazı sorunlar yaşıyorsunuz ama bence öbür konular daha önemli. Siz de uygun görürseniz. Siz bugün sendikacılık hareketinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi önemli sorunlar var? Ve özellikle de Türk İş Yönetimi en önemli 4 sendikadan birisiniz Türk İş içinde. Bu sorunların üstesinden gelmek için gereken çabayı gösteriyor mu? Bir isterseniz buradan başlayalım. Ama tekrar teşekkür ederiz bu koşturmaca içinde bize zaman ayırdığınız için. Hocam, ben size teşekkür ederim. Arkadaşlarım adına, bu platformu oluşturan tüm arkadaşlarım adına, emekçiler adına teşekkür ederim. Ulusal kanala teşekkür ederim şahsınızda. Çünkü bu birlikteliği başından beri takip eden kanal, işçi sınıfıyla buluşturmaya çalışan kanal. O anlamda teşekkürü de bir borç biliyorum. Torba yasadan da zamanımız olursa bahsetmek isterim ama bundan tabii ki önce sendikal hareketteki tıkanıklık. Evet, sendikal harekette müthiş bir tıkanıklık var. Sendikal hareket artık durma noktasına geldi. Bu durma noktasında bu durulganlığı aşacak haliyle konfederasyonlar. Ama maalesef Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olan bütün çalışma hayatını ve bize göre tüm emekçi halkı temsil eden Türk İş üst yönetimi bu tıkanıklığı aşabilecek enerjiyle, kararlılıkta değil. O anlayışla değil. Böyle olduğu için bu platform oluştu, mecbur kaldı ve bunu Temmuz ayında bir deklarasyonla, bir bildiriyle, bir metinle kamuoyuyla paylaştık. Esasında Bu sizin metni referandum sürecinde de bir ortaklığınız var değil mi? Mutlaka, Bu mutlaka, mutlaka. O zaman 12 sendikaydı. Evet. Ama ta oralardan başlayan bir ilkesel birliktelik evet. Çabası var. Benim Bunlar gözlemimde. zaten, hocam, dediğim gibi bir konfederasyon içinde sendikaların böyle bir platform kurarak işte ister referandum olsun, ister iş kanunları, iş yasaları olsun, ister yani 74 milyonu ilgilendiren temel konularda konfederasyonun görüş bildirmesi lazım. Evet. Konfederasyonun söz sahibi olması lazım. Konfederasyonun eleştirmesi veya övmesi lazım. Noksan varsa tamamlamak için gayret sarf etmesi lazım. Yani bizim içinde bulunduğumuz Türk işimizin Türk kişiliği asla bir Tabii. tarafa bırakıyoruz. Türk iş her zaman söylüyoruz biz. Türkiye'ye lazım olan bir kurum. Çok önemli bir kurum. Gerçekten çalışma hayatı başta olmak üzere Türkiye'de Türk iş olmaz. Türk işsiz Türkiye olmaz. Yani demokrasi olacaksa güçlü bir Türk işin olması gerekli şarttır. Sendikaların güçlenmesi şarttır. Eğer demokrasi olacaksa bir platformun ana amacı da, tek amacı da bu ülkede tüm insanlarımızın o demokrasinin nimetlerinden yararlanmasını sağlamak, köklü bir demokrasiyi bu Türkiye'ye getirmek. Bunun için uğraşıyoruz. Bu anlamda da Türk işin işte böyle suya sabuna dokunmayan açıklamalarıyla vaktimiz çok uzun olmadığı için konuşacak çok şeyler var. Özet olarak geçiyorum. Temel konularda işte sosyal güvenlikte, 4857'nin çıkışında, sağlıkta, sağlığın dönüştürülmesinde, her konuda böyle suya sabuna dokunmayan, kimseyi üzmeyen böyle açıklamalarla geçiştirildi. Tabii ki bunlar doğru değil hocam. Bunlar ülkemize de zarar veriyor, çalışma hayatına da zarar veriyor ve Türk işimize zarar veriyor. Bugün gördüğümüz, biz bir taban çalışması yaptık, siz de izliyorsunuz. Gördüğümüz şu, Türk işte taban arasında makas açılıyor. Bir güvensizlik, bir umutsuzluk, bir itibarsızlık, bir sevgisizlik var. Biz bunu yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Türk işi sevdirmeye çalışıyoruz.
Bu son derece önemli. Daha önce de sohbetimiz sırasında gündeme gelmişti. Mesela 86, 89, 92 ve daha sonraki yıllarda yapılan genel kurullarda muhalefetler çıktığında tabanla böyle birebir temas kurma, toplantılar yapma gibi bir alışkanlık yoktu. Bu sendikal güç birliği platformu bir yenilik getirdi bu yanıyla da. Nasıl gelişti? Siz toplantılardan ne tür gözlemlerle dönüyorsunuz? Hocam bir anlayış işte. Sözümün başında söyledim. Sendikal hareket tıkandı. Tıkanma sebebi bu. Eğer yüzün tabana dönük değilse, yüzün sınıfa dönük değilse mutlaka tıkanacaktır. Nereye döneceksin? Yani sendikacı, sendika yüzünün nereye dönük olması lazım? Nereyle irtibat kurması lazım? Nereyle o irtibatı kesmemesi lazım? Nereyle haşir neşir olması lazım? Nereye güven vermesi lazım? O elektrik alışverişini nereyle yapması lazım? Ya tabanla kesersen bu hale gelirsin. Tıkanırsın. İşte biz de onun için söylüyoruz. Yani bu enerjiden noksan bu Türk işi yöneten arkadaşlarımız. Şunu da söylemek istiyorum. Hepsi tek tek mükemmel insanlar. Hiç diyeceğim bir şey yok. Hepsi benim ve burada platformu oluşturan arkadaşlarımızın arkadaşı, hepsi dostumuz. Yalnız ilkelerde anlaşamıyoruz. Sendikal ilkelerde anlaşamıyoruz. Sendikal anlayışta anlaşamıyoruz. Evet. Sıkıntı bu. Biz onun için diyoruz bu işi tabanla halledeceğiz. Belediye İş Dergisi'nin zaten son sayısında sizin baş yazınızın da başlığı "Güdümlü sendikacılığa hayır, ilkeli sendikacılıkta kararlıyız." Yani bugün açıkçası bazı sendikalar o zaman güdümlü mü? Güdümlü sendikalar yaratılmaya çalışıldı ve yaratıldı hocam. Maalesef bu böyle. Bunun en büyük sıkıntısının en büyük örneği bizim iş kolumuzda belediye iş sendikası çekiyor. Belediye iş sendikasına çektirilmeye çalışıyor. Ben buradan bu konu açılmışken tüm belediye iş sendikası üyesi arkadaşlarımı buradan kutluyorum. Onlarla de gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu güdümlü sendikacılar müthiş direnç gösteriyor bu arkadaşlarımız. Yıllardan beri bu böyle. Biliyorsunuz siz de HAKŞ'a bağlı hizmet işi yaratmak için, büyütmek için belediye sendikasına müthiş bir baskı var. Bu baskı iktidar partisi kimi yöneticiler tarafından destekleniyor ve işverenler tarafından destekleniyor. İşçi arkadaşlarımızın ekmeğiyle, işiyle, aşıyla korkutularak HAKŞ'a bağlı hizmet işi üye yapılmaya çalışılıyor. Bu iki sendikanın rekabeti değil, iki sendikanın çalışması değil hocam. Devlet olanakları kullanılarak yapıyor. Kamu gücü kullanılarak yapılıyor. Ve bunun adı da siz koyun, biz güdümlü sendikacılık diyoruz. Herhalde yanlış sıfatlandırmıyoruz. Evet. Şimdi sendikal güç birliği platformunu benim dışarıdan gözlediğim, Türk İş'in genel politikasından ayıran en önemli noktalardan biri sizin bu kurultay konuşmalarında sık sık dile getirdiğiniz emperyalizm konusu. Türk İş geçmişte emperyalizme karşı çıkardı ancak son dönemlerde 8-10 yıldır öyle söyleyeyim. Emperyalizm sözcüğünü bile ağzına almıyor. Halbuki benim elimde sizin başkanlar kurulu sonuç bildirgesinde hükümete yönelttiğiniz uyarılardan biri de bu. Sendikacılık hareketindeki etkileri ne emperyalizmin? Ülkemizde bir geniş cephenin oluşmasında bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam şudur çok önemli. Neden önemli? Söyledim yine, demokrasi dedim. Bizim gözümüz, bizim suyumuz, bizim her şeyimiz demokrasi. Şimdi Türkiye'deki demokrasinin çerçevesini de emperyal güçler çiziyor. Bu bağlamda eğer bu ülkede demokrasiyi başta çalışanlar, emekçi halkımız tam anlamıyla yaşayamıyorsa bunun büyük faturasını başta çalışanlar ve emekçi halkımız çekiyor. Ve çektik de biz bunu. Çekmeye de devam ediyoruz. Bu emperyal güçlerin işine geliyor. Bu senaryoyu üreten ve ülkemizde uygulanmasını sağlayan emperyalizm ve emperyal güçler. Biz bu sistem halkımızın mutluluğunu yaratacak bir sistem değil. Bu düzen halkımızın barışını, ülke barışını sağlayacak bir sistem değil. Çalışma barışını sağlayacak bir sistem değil. Onun için buna karşıyız. Onun için emperyalizme karşıyız. Bu her yerde kendisini hissettiriyor. Yani kardeş kavgasından alın bu ülkede çalışma hayatındaki esnekleştirmeden, sendikasızlaştırmadan, örgütsüzleştirmeden alın. Bir sürü boyutu var bunun. Dünyanın hiçbir yerinde hocam yoktur. Lütfen düzeltin varsa. Örgütsüz toplumlar çağdaş toplum olamaz. Örgütsüz toplumlar ekonomik özgürlüklerine kavuşamaz.
emperyal güçler örgütlü toplum istemiyor. Biz ayaklarımız üzerinde duralım istiyoruz çalışanlar olarak. Biz üretelim, biz hizmet verelim, karşılığını alalım ve bakmakla yükümlü olduğumuz ailemizi namerte muhtaç etmeyelim diye uğraşıyoruz. Ama işte emperyalizm bunu istemiyor. Örgütsüz toplum yaratıyor. Onun için diyor ki uzantılarına esnekleştireceksin diyor. Taşeronlaştıracaksın diyor. Örgütsüzleştireceksin diyor. Sendikasızlaştıracaksın diyor. Sendikaların güçlü olmadığı hangi ülkede milli gelir adaletli paylaşılır ki hocam? Böyle bir şey var mıdır? Emperyal güçler sendikaları zayıflatacaksın diyor. Bu ne demek? Emekçi halkın, emekçilerin milli gelirden payının alamaması demek veya azalması demek. Bir sürü boyutu var. Onun için emperyalizme ve emperyal güçlere hep birlikte başta sendikalar olmak üzere emekçi halkımızla karşı çıkmamız lazım. Bunu söylüyoruz. Benim bu son Diyarbakır toplantısında da basından izlediğim kadarıyla dikkatimi çeken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter devlet yapısını özenle savunuyorsunuz. Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda da son derece duyarlısınız. Diyarbakır'daki toplantıda zaten benim anladığım kadarıyla aynı sınıfın farklı kökenlerden insanların birliğinin vurgulanması açısından önemliydi. Siz galiba gidemediğiniz bir başka belediye işten başka arkadaş mı gitti Diyarbakır'a? Evet, bir yönetici arkadaşım gitti. Sizin ben izlenimleriniz maalesef gidemedim ama ben yöreyi çok iyi bilen, devamlı giden bir arkadaşınızım hocam. Biliyorum, bir arkadaşım gitti. Biz şunu söylüyoruz. Tabii ki bağımsız Türkiye. Bizim sloganımız bu. Karkolsuz emperyalizm ve bağımsız Türkiye. Bizim doğu, batı, güney, kuzey diye bir şeyimiz yok. Bunu konuşmayı bile istemiyoruz. Biz işçiyiz, biz emekçiyiz. Bizim işimizde barış yer alır. Barışın olmadığı her alan bizim aleyhimize olan alandır. Biz o iklimde yaşamayız, yaşayamayız. Mümkün değil. Barışın olmadığı iklimde biz yaşayamayız. Çünkü bunun büyük, devasa faturaları bizim üzerimize yıkılıyor. Bize kesiliyor. Onun için biz barıştan yanayız. Kim rengi, ırkı, boyu, bosu, dili, dini ne olursa olsun biz emek kardeşliğini savunan, sınıf kardeşliğini savunan bir toplumuz, insanız, bir platformu. Bunu söylüyoruz. Tabii ki doğuda da batıda da bir haksızlık yapıyorsa o haksızlığın karşısında bedeli ne olursa olsun adam gibi duralım istiyoruz. Hep birlikte duralım istiyoruz. Bu nerede olursa olsun, bu doğuda da böyle ama bölünmek, parçalanmak, kavga en fazla çalışanların ve emekçi halkımızın zararındadır diyorum. En büyük faturayı da onlar çeker. Söylediklerimiz bu. Bu Temmuz başında yayınlanan ortak bildiride özellikle ülkede, iş yerinde ve sendikada demokrasi savunuluyor. Bu da nedense Türkiye'de yıllardır pek tartışmadığımız bir konu. Özellikle sendikal demokrasinin geliştirilmesi açısından sizin belediye işi olarak önemli girişimleriniz de oldu. Tabanı hareketlendirme, tabanda eğitim çalışmaları sırasında katılımcı bir anlayış savunma gibi. Hani neler düşünülüyor platformda? Bu sendikacı demokrasinin geliştirilmesi ülkede demokratikleşmeye de katkıda bulunacak ve güçlendirecek hareketi de. Mutlaka hocam. Önce biz tabii yasalar el verdiği müddetçe bizim yapacaklarımız var sendikal olarak. Kastettiğimiz bu. Ve konfederasyonumuz olarak da yapması gerekenler var. Söylediğimiz bu. Söylemeye çalıştığımız bu. Önce kendimiz yapabildiğimiz ölçülerde tüzüklerimizle, bütçelerimizle ve şeffaflığımızla, uygulamalarımızla sendikal içi demokrasi getirebilmek. Örneğin ne söyleyeyim? Söylemek istemem burada sanki bir payeymiş gibi ama biz belediye sendikası ve bu platformun içinde olan birçok sendika bugün yeni düzenlenen 2021 ve 22'de taslakta gördüm var. Mali müşavirlik getiriyor denetime. Biz de yıllardır var bu. Belediye işte eskiden biri var. Eskiden beri var. Gıdayı biliyordum evet, da belediye işi evet, bilmiyordum. Yıllardan beri var. Ha, bunun gibi yani seçme seçilme hakkını özgürce kullandırabilme. Bu belediye işte ve bu platformda yıllarca var bu. Ha noksanlarımız yok mudur? Vardır tabii ki. Noksanlarımız da söylenince zaten bu platform bu Temmuz ayındaki bu bildiriyi, bu metni tabana indirdi. Tabanın görüşünü, eleştirisini, önerisini almak için biz Türkiye'yi dolaşıyoruz. Evet. Şimdi burada özellikle sizin ortak bildirinizde vurgulanan noktalardan biri de konfederasyonun öncü rolünü yerine getirmesi. Yani sendikaları toparlaması, hedef koyması,
Türk İşi bu konuda hangi açılardan eleştiriyorsunuz? Yani şöyle bir son 4 yıllık 2007 genel kurulundan sonraki sürece baktığınızda hangi alanlarda yetersiz kaldı? Nerelerde gereken tepkiyi vermesi gerekirken vermedi? Hocam 4 yıldır böyle nerelerde vermesi gereken tepkiyi vermedi? Bunu nerede olumsuzluk yaptı? Bunu saymakla bitmedi de hani nerede olumlu bir şey yaptı? Bunu düşünüyorum, bulamıyorum. Bakın tek bir örnek vereyim ben yine. Siz söylediniz, bütün sendikalarımız çok önemli. Ben üye sayısına bakmıyorum, küçüklüğünü, boyutunu öyle bakmıyorum. Yaptığı işlemle bakıyorum. Yani bir sayı vardır 100'dür, bir sayı vardır 10'dur. 100'ün yapamadığını 10 kişi yapar. Bu bağlamda ama belediye sendikası çok önemli. Yani bugüne kadar Türk İş'in aldığı kararlara %85-90 oranında katkı sunan bir sendika. Belediye sendikası. Biz 9 aydır İstanbul'da bir haksızlığa uğradık. Savaş veriyoruz 9 aydır. Üyelerimize saldırıyor. Bu üyeler Türk İş'in üyesi. Burada Türk İş yok edilmek isteniyor. Hocam belediye iş değil, Türk İş yok. Hedef Türk İş. Tabii Orman ama İş'teki saldırıda da aynı olay şeyler, var. Aynı şeyler. Siz hocam her şeyi takip ediyorsunuz. 9 aydır savaşıyoruz. Türk İş'in bir açıklamasını gösterin bana. Ne yapar? Türk İş'in görevi nedir? Biraz önce söylediniz, torba yasa dediniz. Hocam yani 1,5 milyon insan var. Belediyede çalışan taşeron olarak 1,5 milyon taşeron var. 120 bin belediyede çalışan var. 50 bin de belediye şirketlerinde var. 170 bin, 172 bin kişi. Buna atıl deniyor bir anlayış. Torbaya koyup arkadaşlarımızı perişan ettiler. Gönderdiler. Türk İş'in tek bir açıklaması yok hocam. Ha, neyini konuşayım? Türk İş'in neyi yaptı veya neyi yapamadı? Bir umutsuzluk var tabanımızda. İşçide bir umutsuzluk var. Bırakalım şunu yaptığı yapmadığı. Artık Türk İş'ten umudunu kesmiş. Geçmiş dönemde işte Ankara'da Türk İş var deniyordu. Hükümet varsa Türk İş var deniyordu. Geçmiş dönemde yine hatırlayın, biliyorsunuz Türk İş eleştiriliyordu. Tabii tabii. Yani gündemdeydi sürekli. Türk İş günde şimdi Türk İş eleştirilmiyor dahi hocam. Türk İş gündemden düştü. Bu çok önemli, çok yazık yani. Devasa konfederasyon, Türk İş çok önemli. Çok önemli hocam. Biz gelip geçeceğiz. Ama Türk İş bir kurum, Türk İş lazım. Türk İş ülkemize, çocuklarımıza, torunlarımıza lazım Türk İş. Çok önemli bir kurum. Ama işlevini yapmıyor hocam. Hemen burada benim aklıma gelen bir soru. Bazı çevreler Sendikal Güç Birliği platformunun Türk İş Genel Kurulu'nda istediği sonucu elde edememesi durumunda Türk İş'ten ayrılmayı planladığını ileri sürüyor. Böyle dedikodular biraz da kasıtlı olarak galiba dolaştırılıyor. Bu işin başındaki insanlardansınız. En iyi yanıtı siz verirsiniz. Hocam, evet bunu duyduk. İzmir'de herhalde ikinci toplantımızdı, bölge toplantımızdı. Açış konuşmamda ben söyledim. Biraz daha ileri giderek söylüyorum. Bunu söylüyorlar. Hatta diyorlar ya, başladılar. İşte bunlar işte solcu bunlar işte bir grup ayrılacaklar, gidecekler falan. Hiç böyle bir şey yok. Biz derdimiz yine söylüyorum hocam, ayrıştırma değil. Bu arkadaşlarımız ayrıştırıyor. Biz birleştirmek için uğraşıyoruz. Bizim Türk İş camiası içinde ve dışında hocam. Türk İş camiası içinde ve dışında bu metinle ilgili, bu metine kim katkı sunuyorsa bizim onurumuzdur, başımızın tacıdır bizim. Hiçbir güç bizi Türk İş'ten koparamaz. Böyle bir şey yok. Bize bu yaftalar yapışmaz. Asla böyle bir şey yok. Biz Türk İş'i geçmiş itibarını yeniden kazandırmak istiyoruz. Türk İş'imizi emekçi halkımızın ve çalışanların sevgilisi haline getirmek istiyoruz. Türk İş'i yeniden umut haline getirmek istiyoruz. Biz bunda çok iddialıyız. Böyle varız. Ha işine gelmeyenler bize Türk İş'ten ayrılır. Niye ayrılalım ki? Ha, onların işine geliyor bizim Türk İş'ten ayrılmak, bunu söyleyenlerin. Demek ki bunu söylüyorlar. Asla. Asla hocam. Bu Türk İş işçi sınıfının kanıyla canıyla meydana geldi. Onların emaneti. Ha, Türk İş'ten böyle bir parça koparmak Türk İş'e ihanettir. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Evet. Yani bu iyi oldu. Çünkü gerçekten belirli çevreler bunu özellikle yaymaya çalışıyor. Bir de benim şu dikkatimi çekti. Siz bunu Temmuz başında, 2 Temmuz, 3 Temmuz'da falan açıkladınız. Ben de ciddiye alınması gereken önemli bir metin olduğunu düşünüyorum. Hiç Türk İş cenahından, Türk İş'e bağlı
güç birliği içinde yer almayan sendikalardan bir eleştiri geldi mi? Basında ben pek rastlamadım ama hani konuyu tartışıp ya şuralarda yanlış gibi bir değerlendirme yapıldı mı? Hocam bilmiyorum. Telefonlar açıktır herhalde. Görüyor musunuz? Burada söylüyorum. Metin burada. Bu metini herkese gönderdik hocam. Gitmeyen hiçbir, başta sendikalar olmak üzere hiçbir kurum kalmadı. Gönderdik. Bir tane arkadaşımız da çıksın. Başta Türk İş'in içindeki sendikalar kastediyorum. Bir tane arkadaşımız çıksın. Bu metin içinde şu Türkiye'mize, şu işçi hareketine, işçi sınıfına yakışmıyor, olumsuz desin. Benimsenmediğini söylesin. Ne söylerse yapmaya hazırım, bunu söyleyeyim. Kimse olumlu bir tepki vermedi. Olumsuz bir tepki vermedi, düzeltiyorum. Hiç kimse. Herkes olumlu tepki verdi. Bu platform içinde olan da, bu platforma destek veren de, vermeyen arkadaşlarımız da. Hatta ben bugünkü Türk İş yönetiminden de olumsuz bir tepki görmedim arkadaşlarımızdan. Ha diyemezler, bunun olumsuz bir yönü yok ki hocam. Yani bu bizim şahsımıza ilişkin bir şey değil ki. Bu geneli ilgilendiren bir şey. Bunlar da çok açık. Yani buna ister Türk İş, ister başka kurum ve kuruluş desin ki bu olmaz desin, yanlış desin. Biz de yanlışımız nerede bakalım. Eğer düzeltebiliyorsa düzeltmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlarımız uyarıyor. Eğer size soru sormak ya da katkıda bulunmak isteyen arkadaşımız olursa 200'miş olayım. Şimdi başkan, Türk İş'in bu konulardaki yetersizliklerini değerlendirdik de hükümetin kafasında neler var? Hükümet önümüzdeki dönem ve herhalde Türk İş Genel Kurulu'ndan sonra işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine yönelik ne tür yeni adımlar planlıyor? Siz bu sıkıntıları en başta yaşayan örgütün başındasınız. Hocam şimdi hükümetin ne planladığını bilmem mümkün değil. Yani ancak tahmin edebiliriz, evet, sendikacı yani olarak. Neler bekliyorsunuz? Ancak, çünkü sendikacı evet, sezgisi iyidir. Tahmin edebiliriz. Şimdi şunu söyleyeyim. Çalışma hayatı açısından başta olumlu şeyler olmayacak, bunu görüyorum. Yani 2822 getirilecek. Bunun bugüne bırakılmasının sebebi kıdem tazminatı. Bunu hepimiz biliyoruz. Kıdem tazminatı da ötelendi, bugüne geldi. Hep toplum içinde tartıştırıldı. Yumuşatılsın şöyle, bir toplumun beynine girsin. Yok 15 güne inecek, yok fona devredecek falan. Bu tartışıldı. Dedikleri oldu. Sayın Kumlu'nun, Türk İş Başkanımızın bir açıklaması vardı. Kıdem tazminatına kimse dokunamaz, siz buna gülüp geçin demişti. Ben öyle düşünmüyorum, hala kuşkuluyum. Bunu Türk İş Genel Kurulu'ndan sonraya bıraktılar. Nitekim de öyle. Son Sayın Bakan'ın, Çalışma Bakanımızın da açıklaması var. Mutlaka kıdem tazminatı fona devredilecek diyor. Gülüp geçmek doğru değil, gülüp geçemeyeceğiz. Bu Türk İş'te alınan bir karar vardı. Türk İş Genel Kurulu'nda alınan bir karar vardı. Bu bir borçtur, bir ödevdir. Bu gerçekten çok önemlidir. Önemsiyoruz. Ben bunu biliyoruz platform olarak. Nereden dikte edildi? Yine söylüyorum işte. Bu emperyal güçler dikte ediyor. Yani bu patronların üzerinde diyor, yüktür diyor, bunu kaldırın diyor. Talimat budur. Bu da kaldırılacak. Ne yapmalı? Bugüne kadar yaptığı gibi, 4857'de olduğu gibi, dediğim gibi, esnek çalışmada olduğu gibi, taşeronlaştırmada olduğu gibi, sendikasızlaştırmada olduğu gibi, kıdem tazminatında da böyle suya sabuna dokunmaya sözlerle geçişecek ve gidecek. Bu Türk İş Genel Kurulu'ndan sonra olacak. Bunları gittiğimiz bölgelerde de tabanla paylaştık, anlattık. Yani bunun karşısında bir direnç gösterilmeli. Bu direnci gösterecek konfederasyon Türk İş'tir hocam. Bu kararları alanların tekrar bu kararları gözden geçirtebilmeli. Kararlı bir şekilde direnç gösterilmeli ve geçirtebilmeli. Bunu yapacak Türk İş'tir, bunu yapacak Türk İş yönetimidir. Onun için Türkiye'ye sesleniyoruz, onun için çalışanlara sesleniyoruz, onun için çalışanların temsilcilerine sesleniyoruz. Arkadaş, görüş burada, olaylar burada. Bırakın her şeyi, bir sorumluluk var, bir mabal var. Kimse bunun altından kalkamaz, bunu da söyleyelim. Böyle ufak tefek günlük çıkarlar yüzünden böyle devasa sorunları görmezden gelemeyiz. Biz yöneticiler olarak bize görev vermişler. İki sınıfı görev vermiş. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Bu çok önemli, önemsiyoruz. Buna kadar kazanılmış haklarımız birer birer elden alındı. Bu haklar öyle kolay alınmadı. Bir sürü mücadeleyle alındı.
Ve alınmaya da devam ediliyor. Onun için söylüyorum. Sendikal hareket tıkanıyor diye. Sendikalar, yine söylüyorum hocam, güçlü olmadığı ülkelerde demokrasiden bahsedilmez. Ülke barışından ve çalışma barışından bahsedilmez. Bunlar da olmadığı zaman en büyük fatura çalışanlara ve emekçi halka çıkar. Şimdi bu metinde de vurgulanan iki boyut var sendikal mücadelede. O konuyu isterseniz ele alalım. Birincisi, 14 Temmuz 1999'da Emek Platformu oluşmuştu ve bir süre Emek Platformu emperyalizmin, sermayenin ve hükümetin saldırılarına karşı bir şeyler yapmaya çalıştı. Bugün o yok. Bu metin bu tür işbirliklerinin yeniden geliştirilmesini savunuyor. Bir bu konuda görüşlerinizi rica edeyim. İkincisi, özellikle yerel düzeyde 1980'lerin sonlarında şubeler, platformları oluşmuştu. 93'te Demokrasi Platformu çıktığında da ve daha sonra da Emek Platformu sürecinde yerel düzeyde şubeler arasındaki işbirliği ve diğer konfederasyonlara bağlı şubelerle de işbirlikleri gelişmişti. Bu iki noktada, yani diğer örgütlerle ülke çapında ulusal düzeyde işbirliği ve yerel düzeyde işbirliği konusunda sendikal güç birliği neler düşünüyor, neler öneriyor? Metinde bir miktar olduğu için vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle şunu düşünüyoruz hocam. Ülke bazında tek konfederasyon, iş kolunda tek sendika. Bunu daha önce de söylemiştik. Ama bunun dışında bu sendikal güç birliği platformunun söylediği şu: İster üyemiz olsun, ister olmasın. İster Türk İş Konfederasyonu içinde sendikalar olsun, ister dışında olsun. İster memur olsun, ister işsiz olsun, ister üniversiteli olsun. Herkesle dayanışma içinde. Anlayışımız bu. Herkesle dayanışma içinde. Emekçi halkımızla, kısacası emekçi halkımızla dayanışma içinde olmamız lazım. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz, bunu söylüyoruz. Bunu tabanla buluşturmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken de budur. Doğrusu da böyle olduğunu inanıyoruz. Yani gerçekten son yıllarda Türk İş diğer emek örgütlerinden büyük ölçüde tecit olmuş durumda. Her şeyle hocam. Kendi temsil ettiği tabanında tecit oldu. Diğer emek örgütleriyle de hepsiyle, bu diğer konfederasyonlar, bu memur konfederasyonlar olsun, memur sendikaları olsun, işçi konfederasyonları, işçi sendikaları, kim olursa olsun, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, hiç şey değil, herkesle işbirliği, yani emekçi halkın temsilcileriyle işbirliği. Evet. Dayanışma. Evet. Başkan, biraz isterseniz şu torba yasaya dönelim. Bu çünkü sadece sizin iş kolu için değil, diğer iş kolları için de önemli ve bugünlerde basına çok sınırlı biçimde yansıyan çok üzücü olaylar yaşanıyor galiba. Maalesef. Siz bir olayı özetler misiniz? En iyi bilenlerdensiniz. Hocam evet, tarihini şimdi hatırlayamayacağım ama torba yasayla ilgili yine burada bir program yapmıştık arkadaşlarımızla. Bu torba yasa ilk taslak hazırladığında ilk duyan Türkiye'de belediye sendikası diyebilirim. Çünkü duyduğumuzda bir hazırlık yaptık. Bu hazırlığı tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum örgütlerine gönderdik. Ben kendim bütün şube başkanlarımı topladım. Şube başkanlarımızla birlikte, başta İktidar Partisi olmak üzere diğer mecliste grubu bulunan bütün parti yöneticileriyle görüştük. Bunun doğru olmadığını, bunun aile birliğini bozacağını, çalışma barışını bozacağını, insanların ailesinde yıkıma kadar gideceğini anlatmaya çalıştık. Ama anlatamadık maalesef. İsteğimiz, daha iyi isteklerini, evet, zorladı. Her zaman olduğu gibi benim dediğim olacak dedi ve bunu yaptı. Orada şunu söylemiştik: en azından hem yasal olarak, anayasal olarak, hukuki olarak, hakkaniyet ölçüleri içinde diyebileceğimiz, dedik ki rızasını bari koyun buraya. Yani rızası olsun işçinin. İnsan kendini gelmiş bir ilçede, bir ilde, bir iş kolunda, adam 20 yıldır çalışıyor, 15 yıldır çalışıyor, kendini ona göre düzenlemiş, çocuğunu okula vermiş falan. Bunları geçelim hocam. Esas mantığı dediğim gibi şu: belediyelerde çalışan 120 bin tane işçi bu şekilde. Yani toplu sözleşme, taşeronlar sendikalı. Dışında 120 bin. Işçiler. Belediye şirketleri var. Belediye şirketlerinde çalışan da 50 bin. Bunların toplamı 170 bin. Pardon, 172 bin. 122 bin belediyelerde, 50 bin belediye şirketlerinde. Bunlar sendikalı. Bunlar bin bir türlü bedel ödeyerek sendikalı olmuşlar. Bin bir türlü çile çekerek, yine bedel ödeyerek toplu sözleşme yapmışlar. Bu toplu sözleşmeden yararlanıyorlar. Bunlara çıktı.
Yine bu torba yasanın altına imza atan, destekleyen bir yönetici dedi ki belediyelerde atıl dedi işçiler var. Biz bu atıl işçilere gönderiyoruz. Bu bizim gururumuza dokundu, onurumuza dokundu. Değil belediyelerde, Türkiye'de çalışan hiçbir işçi atıl değildir. Kimsenin de buna atıl deme hakkı yoktur. Onu temsil etme onuruna sahip olmuş bir milletvekilini yönetsin, hiç demeye hakkı yoktur. Bunu bir defa belirtelim. Niyet burada önemlidir. Niyet az önceki dediğim gibi sendikasızlaştırmadır, taşeronlaştırmadır. Ve olmuştur. Atıl denilen 122 bin belediye işçisine karşılık belediyelerde çalışan bugün 1,5 milyon taşeron vardır hocam. Köle gibi çalıştırılmaktadır. 450 yıl önceki kölelik düzeni gibi bugün belediyelerde, benim iş kolumda olduğu için söyleyeyim, birçok yerde vardır, köle gibi çalıştırılmaktadır. Ha, bu ülkede demokrasi var, bu ülke hukuk devleti. Bu insanların tümü sendikalı olmak istiyor. Bu insanlar da toplu sözleşme yapmak istiyor. Bu insanlar da o demokrasinin nimetlerinden yararlanmak istiyor. Güvence istiyor. Ama güvence istiyor. Bize söyledi şu, ama hocam ben diyor başkanım gelmiş bir yerde bir gece konuda duruyor. Tamam, köle gibi çalıştırıyorlar beni. Sömürüyorlar beni. Ben sendikalı olmak istiyorum ama beni sendikalı olursam işimden atıyorlar. Beni işimden attırma. Bize söyledikleri bu. Hocam nasıl bir ülkedir ki? Onun için söylüyoruz. İsyanımız bu bizim. Yani 1980 yılında 40 milyon nüfusta 2,5 milyon sendikalı var. 2011 yılı 74 milyon nüfusta 600 bin sendikalı var. Ya bu nasıl bir ülke, nasıl bir demokrasi, nasıl bir hukuk devleti burası? Bu düzende, bu sistemde barış olur mu hocam? Şu anda norm kadro fazlası olduğu ileri sürülen ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyetin TAŞA Teşkilatı'na gönderilmesi öngörülen işçi sayısı ne kadar belediyelerde? Yani bu 122 binin ne kadarı bu konumda? Hocam tam şey elimizde değil. Çok kabaca. Yani bu 50 bini bulur. 50 bini bulur. 50 bini bulur herhalde. Tam elimize ulaşmadı. Yani bunu hepsini bulmak da çok olanaklı değil. Kendi örgütlü olduğumuz yerlerden aşağı yukarı %100'e yakın oranda şeyi alıyoruz. Rakamları alıyoruz. Norm kadro fazlası olduğu ileri sürülenler kendi işleriyle ilgili işleri mi veriliyor yoksa asla hocam. İlgisiz norm kadro işler falan mi? Da değil. Bakın ihtiyaç fazlası deniyor hocam. Orada norm ve ihtiyaç fazlası diyor. Yani bu bir aldatmaca. Öyle belediyeler var ki 16 tane çalışanı var, 16'sını da gönderiyor. Öyle belediyeler var ki 150 tanesini gönderiyor, öbür taraftan şey alıyor, taşeron alıyor. Söylüyorum biraz önce. Hiç alakası yok. Burada sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme. Niyet bu. Bu uygulanıyor. Bu yapılıyor. Peki hizmet iş sendikası da bundan zarar görüyor mu ve buna tepki veriyor mu? Hocam şimdi konfederasyonuna bağlı. Mutlaka zarar görüyordur. Yani hizmet iş sendikası zarar görmez sendika olarak. Yani sendikayı söylüyorsan asla zarar görmez. Ama hizmet iş üyeleri zarar görüyor. Zarar görüyor. Görmüştür de mutlaka görmüştür ama hizmet iş yöneticilerinin anlayışı bu değil. Şimdi torba yasayı destekliyor. Yani ne yaparsa destekliyor iktidar. Yani üyesi zarar görmüş görmemiş önemli değil. Onu iktidar destekli belediye iş üyelerine saldırarak yerine koyuyor. Herhalde öyle düşünüyor yani. Ama bir sendika dediğin zaman tabii bunlar sendika değil. Sendika böyle düşünmez. Ben belediye iş olarak şunu düşünüyorum. İster belediye iş üyesi olsun ister olmasın, biraz önceki dediğim gibi bir çalışan arkadaşım zarar görüyorsa belediye işin üyesinden daha fazla sahip çıkarım ona. Onun zarar görmemesi için her şeyi yaparım. Belediye işin anlayışı bu. Farklılığımız da bu. İşte az önce söyledik. Türkçe yönetici arkadaşlarımızdan da buna benzer farklılarımız, sendikal anlayış farklılarımız var. Bunun için bu platform yola çıktı. Zaten eğer bu açıklamış olduğumuz tüm metnin %50'sini Türk İş üst yönetimi gerçekleştirmiş olsa bu platformun gerek kalmaz. %50'sini gerçekleştirse gerek kalmazdı hocam. Bu torba yasa uyarınca işçilerin il özel idarelerinden ve belediyelerden başka yerlere de gönderilmesi Ağustos'tan sonra başladı. Türk İş'in bu konuda bir tepkisi oldu mu? Hükümete karşı bir açıklama ya da bir eylem örgütleme çabası oldu mu? Bu yani en azından 50 bin kişi burada. İl özel idarelerinde de herhalde bir 20 bin dolayında insan evet. var.
Yani hocam, 70 bin üyeyi ilgilendiriyor. Hocam bir defa belediyelerde çalışan, yine söyleyeyim kendi alanımda, önceki gün ben devamlı iş yerlerine geldiğim için söylüyorum arkadaşlar, şuhur arkadaşı müstesnem olarak veriyor. Operatör arkadaşı gitmiş temizlikçi olarak. İş makinesi operatörü gibi makinesi operatörü. Az bulunur bir tabii, adamı. Gidiyor temizlikçi olarak gönderiyor oraya. Türk İş'in ne kadar destek verdi hiç vermedi. Onu söyleyeyim hocam. Türk İş yönetimi bir gün beni çağırdı. Konuştuğum arkadaşım mağdur biliyorsun kendisiyle konuştum ben bunu. Gerekli yerde açıklarsam dedim ne olur. Dedi açıkla ben sözümün arkasında dururum dedi. Biz bunun tabana indirdik yine bizim gidecek yerimiz yok. Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı eylemler yaptık. Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına, Çalışma Bakanlığına arkadaşlarımız mail gönderdi, fax gönderdi. Telefon açtı. Yani bu işin durdurulması için. Biz eylemler yaptık. Basın açıklamaları yaptık illerde, bölgelerde. En son Kurtuluş'ta yaptık. Kurtuluş'a gelmeden önce ben Türk İş'e gittim. Yönetici arkadaşlarımla görüştüm. Bana şunu söylediler. Biz devamlı Türk İş'ten işte yani bir karar alın. Yani bu çok önemli. Bize bir şey söyleyin. Önümüze geçin. Yol gösterin dediğimizde. Biz bir karar almıyoruz. Siz belediye iş olarak bir karar alın. Kararınızı bize bildirin. Biz de işte bakarız. Ona göre de destekleriz dediler. Söyledikleri bu torba yasayla ilgili hocam. Yani bunları söylemek istemiyorum. Doğru da bulmuyorum ama insan mecbur kalıyor hocam. Yani çektiğimizi biz biliyorum. Şimdi o insanlar giden insanların nasıl gözyaşı dökerek ağlayarak telefonla tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Fatura gelip bize kesiliyor hocam. Niye durdurmadınız diye bize söylüyorlar. Niye gönderiyorsunuz diyor. Belediye başkanına söylüyorlar. Yani kimse bu işi zamanında, yerinde niye bunları çıkarttın, bu antidemokratik uygulamaları yapıyorsun işte demedi. Demesi gerekenlere denmediği için de bugünlere geldim. Evet. Başkan bir arkadaşımız telefonda Ömer Arıcı galiba Türkiye Gazeteciler Sendikası eski mali sekreterlerinden. Buyurun efendim. Alo. Alo buyurun efendim. Hocam iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Genel başkanıma da iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar efendim. Ben Denizciler Sendikası eski genel mali sekreteri Ömer Arıcı. Özür dilerim sendikanın adını yanlış söyledim. Şimdi oturumu dinliyorum da. Evet. Ben şu anda Türk İş'in disiplin kurulu üyesiyim. Şu anda Türk İş'in disiplin kurulu üyesiyim ben hocam. Evet. Açık oturumu dinliyorum. Soruyorsunuz genel başkanıma da buradan saygılar sunuyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim. Türk İş ne yaptı diyorsunuz. Şimdi Türk İş'in ne yaptığını o gayet güzel açıkladı. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben Denizciler Sendikası yöneticisi olarak seçimi kaybettikten sonra iş yerine döndüm. Evet. Ve Türk İş Disiplin Kurulu olduğum halde Marmara Adası'na tayinim çıkarıldı. Yani işe döndükten sonra iş yerinden sürdürüldüm. Evet. Bunu Türk İş yönetimine defalarca getirdim. Ve 6 ay oralarda otel odalarında kaldım. Gittim geldim Sarıyer'den Marmara Adası'na. Ondan sonra mecburen emekli olmak zorunda, ayrılmak zorunda kaldım. Yani Türk İş kendi disiplin kurulu üyelerine bile gereken desteği ve sahip çıkılmamıştırdı bana. Evet. Desteği vermemişlerdi, sahip çıkmamışlar. Evet. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Hani dileriz bu tür uyarılar Türk evet. İş'in bundan sonra evet. Şu an Türk İş Disiplin Kurulu üyesiyim ben. Hem de raportörüyüm hocam. Evet. Siz de beni tanıyorsunuz da bir çıkartalım. Evet, kusura bakmayın ilk başta TGS gibi algıladım. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Süremizin sonuna yaklaştık Sayın Genel Başkan'a. Benim son bir sorum olacak. Sayın Başkan, bu hafta sonu Ankara'da toplantınız evet. var. Nerede, saat kaçta bir çağrıda bulunmak ister misiniz son dakikalarımızda? Ve hani sendikal güç birliği platformu olarak bundan sonra neler yapacaksınız? Nerelerde toplantılar öngörüyorsunuz? Hocam Ankara var, İstanbul var. Tabii bizim toplantılarımız bitmeyecek. Şunu söyleyeyim, bu sendikal güç birliği hareketinin
mücadelesi şey endeksi değil, Türk İş Genel Kurulu endeksi bir mücadele değil. Zaten bugüne kadar yapılan siz de sohbette de söylediniz, o mücadelelerden farklı bu birliktelik seçim birlikteliği değil, sandık birlikteliği değil. Bu sonuna kadar devam edecek. Eğer Türk İş'i de bu anlayış üzerine oturtursak çok mükemmel olur. Bundan çok, Türkiye de kazanır, herkes kazanır, herkes kazanır. Şuradan aracılığınızla söylemek istiyorum. Eğer bu söylediklerimiz 8-11 Aralık içinde olursa en fazla kazanacak ve karlı çıkacak kişiler bugün Türk İş Üst Yönetimidir. Eğer bu söylediklerimiz gerçekleşirse 8-11 Aralık'ta bu taban hareketi, bu sendikal güç birliğini söyledikleri gerçekleşirse Türk İş Genel Kurulu'nda, yine söylüyorum, ikinci defa altını çizerek, en karlı çıkacak bugün Türk İş Üst Yönetimidir. Sayın birlikte çalıştığım, 2 yıl birlikte çalıştığım arkadaşlarımdır benim. Sayın Kumlu'dur, Sayın Ergün Atalay'dır, Sayın diğer yönetici arkadaşlarımdır. Bunlar karlı çıkacaklar. Bunların bu şekilde düşünmesini istiyorum. Biz hiç şey değil, bizi kimse böyle Türk İş'ten ayırtmakla veya koltuk kavgasıyla veya şunla bunla hiç kimse yaftalamasın. Dediğimiz gibi biz bu metinle yola çıktık. Bunun hayat bulması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bunun da ağır bedelleri var. Bedelsiz hiçbir şey olmaz. Risksiz hiçbir şey olmaz. Biz risk de alıyoruz. Biz bedel de ödüyoruz. Daha da ödenmesi gerekirse temsil ettiğimiz insanlarımız için, ülkemiz için, emekçi halkımız için bedel ödemeye hazırız. Arkadaşlarımız da kararlıyız. Evet. Yani gerçekten şunu vurgulanması önemli. Asıl olan ilkelerdir. Sendikacılık hareketini daha ileriye götürecek işleyişlerdir. Mücadele araçlarının geliştirilmesidir. Yoksa hocam, genel kurullar gelir hocam, gider. Yıldırım'ın veya Nihat'ın gelmesi önemli değil. İlkelerin gelmesi önemli. İlkeler gelsin orada, işim kim olursa olsun, boyu nasıl olursa olsun, rengi nasıl olursa olsun, hiç önemli değil. O ilkelerin orada oluşması, o ilkelerin orada hakim kılınması. Önemli olan o. Evet. Nihat Başkan, çok teşekkür ederiz. Süremiz bitti. Biraz da çabuk bitti galiba. Yine ben gerek Ankara toplantısında gerek İstanbul toplantısında ve daha sonraki aylar ve yıllardaki mücadelenizde başarılar diliyorum. Hem sendikal güç birliği olarak hem belediye sendikası olarak bu sıkıntılı günleri umarım hep birlikte aşarız. Ben son iki kelime söylemek istiyorum hocam. Buradan tekrar az önce söyledim ama Türk İş'in içindeki bugün 35 tane sendika yönetici arkadaşlarıma sesleniyorum. Teşkilat başkanı arkadaşlarıma sesleniyorum. Tarih yazacaktır. Bu çok önemlidir. 8-11 Aralık'ta yapılacak Türk İş Genel Kurulu çok önemlidir. Bu Türk İş'in var olma ve yok olma genel kuruludur. Kesinlikle bunu böyle söylüyorum. Büyük bir sorumluluktur. Tarih bunu yazacaktır. Bu tarihin bunu 8-11 Aralık'ı olumlu yazması bütün dileğimizdir, bütün uğraşımızdır. Herkes elini vicdanına koyacak. Türk İş'i kurtarmak, Türk İş'i diriltmek, Türk İş'i tekrar Türkiye'nin ve çalışanların sevgilisi haline getirmek hepimizin boynunun borcudur. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Sınıf Gözüyle programının bugünkü konuğu Sayın Nihat Yurdakul'du. Belediye Sendikası'nın genel başkanı, aynı zamanda Sendikal Güç Birliği platformunun önde gelen kişilerinden. Birlikte değerlendirdik, sorunları birlikte ele aldık ve geleceğe yönelik iyimser beklentilerimizi de birlikte ifade ettik. Hoşça kalın, gelecek hafta bir başka konuğumuzla görüşmek üzere.